Herkese merhaba. Bu videomuzda yurt dışına çıkmanın 5 farklı yolunu ele alacağız. Hepinize iyi seyirler. 1. Erasmus programları. Yurt dışına çıkış için belki de en nitelikli, en güzel ve en kazançlı yollardan birisi Erasmus programları olabilir. Erasmus programlarıyla yurt dışına çıkan bireyler Avrupa'nın farklı ülke ve kentlerinde eğitim ortamlarında bulunarak becerilerini, niteliklerini donanımlarını, çevrelerini ve kariyerlerini geliştirerek yurda dönerler. Yani yurt dışına çıkış için oldukça güzel kazanç yollardan birisidir. Erasmus programı Avrupa Birliği'nin resmi, eğitim, gençlik ve spor alanlarına yönelik bir hibe programıdır. Avrupa Birliği tarafından yıllardır yürütülmekte ve ülkemizde de eğitim ortamlarında, gençlik çalışanlarında ve spor alanlarında bulunan bireyler yıllardır başarıyla bu ibe'lerden yararlanmaktadır. Siz de belki çevrenizdeki insanlardan Erasmus programlarıyla yurt dışına çıkan bireyleri tanımışsınızdır veya duymuşsunuzdur. Erasmus programı ülkemizde Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Ulusal Ajans tarafından koordine edilmektedir. Videoya Uluslararası Ajans'ın web sitesine ilişkin bilgileri de paylaşarak kullanımınıza sunuyorum. Böylece bu videodan sonra Uluslararası Ajans'ın resmi web sitesine girerek daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 2. Work and Travel. Work and Travel hem Amerikan kültürünü daha yakından tanımak hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alt sektörlerin sezonluk yükselen işçi açığını kapatmak amacıyla 1961'den beri Birleşik Devletler Dışişleri Departmanı tarafından yürütülen Kültürel Değişim Programıdır. Program kapsamındaki ülkelerdeki üniversite öğrencilerinin yaz mevsiminde Amerika'daki geçici işlerde çalışarak yaşamlarını sürdürmelerine ve beraberinde hem ABD'yi gezip Amerikan kültürünü tanımalarına hem de Amerikan İngilizcelerini geliştirmelerine olanak sağlanır. Program Amerikalı işverenlerin vasıfsız, düşük, vasıflı işlerde sadece yoğun sezonda çalışacak işçi bulması için de en uygun yöntem olarak görülmektedir. Genellikle 3. veya 4. sınıf lisans öğrencilerinin ABD'de öğrenci çalıştırmayı kabul eden işletmeler ile anlaşan sponsor bir VAT firmasına başvuruyla ile gelişir. Şartları 1. 18 ila 28 yaşları arasında olmak 2. Programa başvuran yıl lisans ya da yüksek lisans programına tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmak ve aktif olarak ders alıyor olmak. 3. En az B2 seviyesinde yani orta seviye İngilizce bilmek. 4. Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olması. 2007'den bu yana artık son sınıf öğrencileri de programa katılabiliyorlar. Work and Travel başvuru koşulları her sezon programın regulasyonundan sorumlu olan Department of State tarafından değişikliğe uğrayabilmekte olup programın daha verimli ve amacına uygun olması hedeflenmektedir. Bu koşullara uyan adayın katılımı için Birleşik Devletler Hükümeti'nin programı sponsor kuruluş vasfıyla yürütmeleri için yetkilendirdiği kar amacı gütmeyen organizasyonlardan Türkiye temsilcilerinden birine başvurması ilk adımdır. 3. Gönüllülük Yurt dışına dünyanın değişik ülke ve kentlerinde yer alan Gönüllülük faaliyetlerine katılarak da çıkış yapabilirsiniz. Özellikle genç, dinamik, dilini, becerilerini ve çevresini ilerletmek isteyen bireylerin gönüllülük faaliyetlerine katılması onlara büyük faydalar sağlayacaktır. Ülkemizde gönüllülük faaliyetleri kapsamında çalışan çok sayıda STK ve şirket bulunmaktadır. Fakat ben gönüllülük faaliyetleri için size özellikle Avrupa Gönüllü Hizmetini önereceğim. Avrupa Gönüllü Hizmeti Avrupa Birliği'nin resmi bir gençlik programı olmakta ve tamamen ücretsizdir. İşte 2 ila 12 ay arasında süren bir gönüllülük faaliyeti olup üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik bir programdır. Bunun için internet sitelerini Google'dan arayıp bulabilirsiniz. Ben de buraya yine görsellerini sizlerle birlikte paylaşacağım. Avrupa gönüllü hizmeti kapsamında Avrupa'nın farklı ülke ve kentlerini seçerek gidiyorsunuz ve burada işte yaşlı bakımı veya işte çevreyle alakalı, tarihle alakalı, konu alan neyse bir gönüllülük faaliyeti seçiyorsunuz. Günün belli saatlerinde o gönüllülük faaliyetini yaparak size konaklama, cep harçlığı ve yemek gibi temel ihtiyaçlarınız tamamen bu program tarafından karşılanıyor ve böylece siz hem bir ülkeyi gezmiş, görmüş, oradaki bilgi ve becerinizi artırmış oluyorsunuz, hem dili öğreniyorsunuz, hem de sosyal becerilerini geliştirmiş oluyorsunuz. Yine gönüllülük hizmetlerine ilişkin ülkemizde farklı STK ve şirketler hizmet vermektedir. Bunların bir kısmı sizden ücret talep etmekte, İşte oraya kayıt oluyorsunuz belli ülkeleri, belli kentleri artık hangisine gitmek istiyorsanız tamamen o şirketler üzerinden iletişime geçerek sizi gönüllü faaliyetlerine gönderiyorlar. 4. Yurt dışı dil okulları. Yurt dışına dünyanın farklı ülke ve kentlerinde yer alan farklı dillere yönelik dil okullarına katılarak da çıkış yapabilirsiniz. Özellikle bu yolla katılacak bireyler, bu yolla yurt dışına gidecek bireylerin gerek iş hayatı gerekse akademik beklentilerle yabancı dilini geliştirmek isteyen bu yönde yüksek beklentisi olan bireylerin olması beklenir. Çünkü bu yolla yurt dışına çıkış yapmak diğer yollara nazaran biraz maliyetlidir. Çünkü genelde bu şekilde yurt dışına çıkmak için ülkemizde faaliyette bulunan şirketlerle görüşmek ve bunlara ciddi anlamda ödeme yapmak gerekmektedir internet üzerinden ve çevrenizden buna yönelik şirketleri elden boyuna inceleyerek dünyanın herhangi bir ülkesinde öğrenmek istediğiniz veya geliştirmek istediğiniz bir yabancı dile ilişkin eğitim veren kurumu seçip yurt dışına çıkış yapabilirsiniz. 5. Seminerler, kurslar, eğitimler. Yurt dışına dünyanın farklı ülke ve kentlerinde gerçekleştirilen kurslara, seminerlere, eğitim faaliyetlerine katılarak da çıkış yapabilirsiniz. Özellikle belli bir alanda eğitim aldıysanız ve eğitim aldığınız alana yönelik internette bu alanla alakalı dünyada faaliyette bulunan kuruluşları, kurumları, enstitüleri araştırarak bunların eğitim faaliyetlerine başvuru yapabilirsiniz. Ben bu videoda bazı siteleri paylaşacağım. Siz daha fazla, daha detaylı araştırma yaparak kendi alanınızla, branşınızla alakalı acaba dünyada, Avrupa'da eğitim faaliyetleri, seminerler, kurslar var mı? Araştırarak bunlara ulaşabilirsiniz ve gerekli koşulları, şartları inceleyerek başvuru yapıp yurt dışına çıkış yapabilirsiniz.